Merhabalar. Yahudilik seminerinin üçüncü dersindeyiz. Bir önceki dersimizde Tanah anlatımı üzerinden eski İsrail tarihine hem teolojik hem de tenkidi bir bakış sunmaya çalışmıştım. İşte tarih, Tanah'taki tarih anlatımından hareketle İbrani, İsrail ve Yahudi kimlikleri arasındaki ilişki ve geçiş nasıl olduğu onlara işaret etmiştim. Bu derste de daha ziyade ikinci Mabet dönemi ve onu izleyen Rabbani dönem üzerinde durmak istiyorum. Ve bu dönemlerden hareketle bu sefer eski İsrail dininden Yahudiliğe geçiş süreci nedir? Biraz bu hususlar üzerinde durmaya çalışacağım. Şimdi kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum. Biz birinci Mabet dönemi dediğimizde işte kastımız krallık dönemiydi aynı zamanda. Krallık dönemi deyince de aklımıza gelecek şey öncelikle Birleşik Krallık, Davut ve Süleyman'ın Birleşik Krallığı. Bu krallıktan sonra ikiye ayrılma olmuştu, İsrail ve Yahuda diye krallıkta. Ve sırasıyla İsrail Krallığı Asurlar, Yahuda Krallığı da Babiller tarafından yıkılmıştı. Şimdi bizim için bu yıkım önemli çünkü İsrail Krallığı'nın yıkılması Samiri kimliğini, Yahuda Krallığı'nın yıkılması da Yahudi kimliğini oluşturan sürece karşılık geliyordu. Biraz bu hususlar üzerinde durmuştum. Şimdi oradan devam edeceğim. İkinci Mabet dönemi ve bu Yahudi kimliği oradan da Yahudi dini nasıl ortaya çıktı ve önemli unsurları nelerdir? Şimdi bu dönemin yani İkinci Mabet döneminin ilk safhası olarak Pers döneminden bahsediyoruz. Yani işte Yahuda Krallığı yıkıldıktan sonra Yahudaların bir kısmı Babil'e sürgüne gitti. Bir müddet sonra döndü. İkinci Mabet inşa edildi. Şimdi o dönemden devam ediyoruz. Şimdi ilk aşama Pers dönemiydi. Pers döneminde sürgün Yahudilerin döndüğünü görmüştük biz. Şimdi en başta bu cümleyi kurayım. İşte Pers döneminde sürgünden dönen Yahudalılar yoluyla, dolayısıyla Yahuda kimliği, yine paralel olarak biz Yahudi kimliğinin ve bugünkü Yahudilik diye adlandırdığımız dinin ortaya çıktığını, teşekkül etmeye başladığını görüyoruz. Yani dönen Pers dönemi ve unsurlar sürgünden dönen Yahudalılar. Tabii ki bu kimlik, yani Yahudi dini kimliği farklı açılımlarıyla birlikte ortaya çıkıyor. Yine monolitik, işte başı sonu belli, kapalı bir sistemden bahsetmiyoruz. Ve Pers dönemini izleyen Grek döneminde de Yahudi ve Yahudilik kelimelerinin de biz artık kullanılmaya başlandığını görmüştük. Özellikle de M.Ö. 2. yüzyıldan bahsediyoruz. Şimdi bu manzaradan çıkan sonuç nedir? Şu, Yahudinin oluşumunda Yahudalı kimliği kadar sürgün kimliği çok önemli. Çünkü dini oluşturanlar, bugün Yahudilik dediğimiz dinin işte ilk nüvelerini ortaya koyanlar, Yahuda'da kalanlar değil, sürgüne gidip sürgünden dönenler. Yani sürgün kimliğinin özellikle altını çizmek istiyorum bu noktada. Şimdi bu ikinci Mabet döneminde farklı Yahudi cemaatleri var. Ben bu derslerde Yahudiler ya da Yahudilik dediğimde aslında hemen hemen aynı şeyi ifade ediyor olacağım. Yani Yahudilik dediğimizde yine bir sistemi kastetmeyeceğiz, aslında cemaati kastediyor olacağız. Çünkü hala flexible, yani esnek, Yahudilik henüz tam anlamıyla olmuş bitmiş bir din değil. Hiçbir devirde de olmadı belki. Devamlı bir değişim içerisinde. Pek çok din gibi bu Yahudi de tamamen has bir özellik de değil. Şimdi Filistin Yahudi cemaati var o dönemde. Filistin Yahudileri işte Yahuda merkezli, Kudüs merkezli. Şimdi bir de diaspora dediğimiz Yahudilik var. Ağırlıklı olarak da diaspora Yahudiliği dediğimizde bir İskenderiye Yahudilerini kastediyoruz. Bir de Babil Yahudileri. Şimdi Filistin Yahudileri de, Filistin Yahudi cemaati de, İskenderiye Yahudi cemaati de sürgüne gidip dönenlerden oluşuyor. Onların kurduğu cemaat, onların belirlediği cemaat. Babil Yahudi cemaati ise sürgüne gidip orada kalanlar, sürgünden dönmeyenler. Ve bu Filistin bölgesiyle de Babil Yahudilerin, özellikle onların işte alim sınıfının bir bağlantısı olduğunu biz görüyoruz. Yani Filistin yine de merkezliğini korumuş.
kendi cemaatlerini oluşturmuşlar İskenderiye'de, Mısır'da, özellikle İskenderiye'de ve Babil'de, ama Filistin'le de bir şekilde bir bağ devam etmiş. Bir kere Filistin'de ne var? Bağın devam etmesine sebep olacak mabet var. Sembolik de olsa, ideolojik de olsa, hani çok reel olmasa bile o bağlantı devam etmiş. Şimdi dolayısıyla Yahudilik hem kimlik hem din olarak İsrailoğullarına, eski İsrail kimliğine ve dinine dayanmakla birlikte onun birebir devamı değil. Onun sürgün Yahudalı ama sürgünden dönenler tarafından ortaya konmuş yorumuna dayanıyor. Bu kısım da önemli. Çünkü bir yorum daha var. Eski İsrail birikimi, mirasını sürgüne gidip dönen Yahudalılar yorumluyor. Yahudi kimliği ve Yahudi dini ortaya çıkıyor. Bir yorum daha var. Neydi o? Samiri yorum. Şimdi fakat burada temsil gücü yüksek olan hangisi derseniz, tabii ki Yahudi yorumu. Şimdi ben bunu neyle açıklıyorum biliyor musunuz? Bir, daha güçlü bir kutsal metin ve yorum, sadece metin değil, kutsal metin ve yorum geleneği ortaya koymuş Yahudiler. Buna paralel olarak daha güçlü bir mit ortaya koymuşlar. Şimdi bu kısım çok önemli. Miti güçlü olan ayakta kalıyor ya da daha yüksek temsil gücüne sahip. Şimdi kutsal metin üzerinden bakalım. Biz Samirilerde onların elinde kutsal metin Tora. Tora kısmında bitiyor. Tanah'ın diğer kitaplarını kabul etmiyorlar. Ama Yahudi geleneği Tora'nın dışında Tanah'ın iki ayrı bölümünü de oluşturuyor. Tarih içerisinde işte Nevi'im, Ketu'im. Ve bununla da kalmıyor, bir de yorum geleneği, Talmud diyoruz ona. İleriki derslerde onun üzerinde durmaya çalışacağım. Yani dar anlamda Tevrat'ın, daha geniş anlamda Tanah'ın bir yorumu gibi Talmud. Talmud ve ona bağlı Rabbani gelenek esasında, Rabbani literatür dediğimiz literatür. Talmud daha ziyade Tevrat ağırlıklı. Ama bu Rabbani literatür içerisinde Tanah'ın farklı kitaplarının tefsirlerinin de yapıldığını görüyoruz biz. Şimdi burada genel dinler tarihi açısından üzerinde durmak istediğim bir nokta var. Bir dinin oluşumunda kutsal metnin ve kutsal metne bağlı yorum geleneğinin önemi. Şimdi dinler tarihinde genellikle özellikle din sosyolojisinde de işte dinler vardır, bir de kültler vardır. Şimdi aradaki farkı işte ortaya koyuyor bize kutsal metin ve yorum geleneği. Şu kısaca bilgi vereyim mi? Kültle din arasında, yani çoğu dinleyicimiz biliyordur ama bazen de birbirine karıştırılabiliyor. Şimdi genelde şöyle bir formül vardır. Her din kült olarak doğar ama her kült dine evrilmez. Yani bu %80-90 doğru. Hristiyanlık, belli açıdan Yahudilik, işte Budizm, Zerdüşt dini, yani kurucusu olan, daha doğrusu tarih sahnesine çıktığı dönemi bildiğimiz kurucusu olan dinler için bunu söyleyebiliriz. Mesela Hinduizm tam olarak ne zaman teşekkül ettiği çok da net değil. Belki tam olarak hani kültten bahsedemeyebiliriz. Ama bu kurucusu olan dinlerde hep bir kült olarak başlayıp dine evriliyor. İşte arada ne fark var? Şimdi mesela Hristiyanlığı alalım. Hazreti İsa çıktı. Karizmatik bir lider olarak, din kurucusu olarak. İster peygamber deyin, ister demeyin. Önemli değil. Bir kitle etrafında oluşturdu, küçük bir kitle. Ve mesajını yaymaya çalıştı. Şimdi eğer Hristiyanlık ya da Hazreti İsa'nın tebliğ faaliyeti burada kapansaydı, kült evresini aşamamış olacaktı. Karizmatik bir lider ve onun dar çerçeveli müritleri, şakirtleri. Din aşamasına geçebilmesi için kutsal metin bir oluşturması gerekiyor. Çünkü lider öldükten sonra da siz o dini yaşatmalısınız. Sadece lidere bağlı kalırsa, kült evresinde kalırsa liderle birlikte yok olur gider. Lider hayattayken devam eder, liderden sonra devam etmez. Bu kutsal metni oluşturacaksınız ve aynı zamanda bu kutsal metnin yorumunu ve sonraki dönemlere, yani hayata ve sonraki dönemlere uygulamasını sağlayacak bir din adamı sınıfı da oluşturmanız gerekiyor. Yani bir gelenek oluşturduğunuzda siz aslında din
aşamasına geçmiş oluyorsunuz. Dolayısıyla bu açıdan Yahudilik, Samilikte de tabii ki kutsal metin var, din adamları var. Ama özellikle yorum açısından, sözlü gelenek oluşturma açısından Yahudiliğin biraz daha güçlü bir gelenek üzerine inşa edildiğini görüyoruz. En azından benim yorumum bu şekilde. Şimdi bu açıklamaları yaptıktan sonra işte Yahudinin oluşumundaki belli aşamalara biraz daha yakından bakalım istiyorum. Özellikle de önemli noktalar üzerinden ilerleyeceğim. Şimdi Filistin Yahudileri söz konusu olduğunda bu Yahudi cemaat üç büyük imparatorluğun yönetimi altında yaşıyor. İkinci Mabet döneminde işte sırasıyla Pers, Grek, Roma, daha sonra Roma işte Hristiyan, Bizans'a evriliyor. Babil Yahudileri söz konusu olduğunda Part ve Sasani, onlar daha çok Pers etkisinde. İskenderiye Yahudilerinde yine Filistin Yahudilerine paralel görmemiz mümkün. Şimdi Pers dönemi. Ne dedik? Yahudi kimliğinin ve dininin merkezinde sürgün tecrübesi var. Ve sürgün dönüşünde belli unsurlar öne çıkıyor. Bu unsurlardan bir kısmı daha önce eski İsrail dininde görmediğimiz unsurlar. Şimdi pratik olsun diye biz eski İsrail dini diyoruz ama bu Yahudiliğin ilk aşaması oluyor. Yani ikinci Mabet dönemine kadar, hatta ikinci Mabet döneminin sonlarına kadar da getirebiliriz. Daha ziyade İsrailoğullarının dini için eski İsrail dini deniyor. Çünkü Yahudilik henüz tam oluşmamış. Eski İsrail dininde aslında birden fazla inanç ve uygulama var. Şimdi bu ikinci Pers dönemindeki sürgün Yahudilerinin ortaya koyduğu unsurları ben zikrettiğimde ortaya çıkacak aslında eski İsrail dininden farkı ne? Şimdi bir mabet var dedik, ikinci mabet inşa edildi sembolik bir merkez olarak. İster diasporada yaşayan Yahudiler olsun, ister Filistin bölgesinde bir kere bir sembolik bir merkezi öneme sahip mabet. Bir unsur bu. Ama mabet yeni değil. Birinci mabet döneminde de vardı zaten. Buna işte kısaca ikinci mabet ya da Kudüs mabedi diyoruz. İlk mabet Süleyman mabetiydi. Ve şunu da söyleyeyim, burada mabet olmasına rağmen ve biz biliyoruz ki Yahuda krallığı yıkılmadan Kral Yoşiya bir dini reform yapmıştı. Dini merkezileştirmişti, kültü merkezileştirmişti Kudüs'te Süleyman mabedinde. Buna rağmen ikinci mabet döneminde mesela İskenderiye Yahudilerin kendilerine göre küçük bir mabet yaptığını görüyoruz. Buna belki bir sunak yeri olarak da görülebilir. İşte yine Mısır'ın farklı bölgesinde bir mabet var Yahudilerin kurduğu. Fakat çok büyük değil, lokal mabetler bunlar. Ve burada bir dini merkez olarak mı kullanıldı? Kurban, burada kurban takdimesi sunuldu mu? O konular tam net değil. Sunulmuş olsa bile demek ki göz yumuldu şeklinde bakılıyor. Çünkü mesafe var. Gidip gelmesi mümkün değil o bölgelerde yaşayan Yahudilerin. Kudüs'ün tabii ki kutsallığının otoritesini, merkeziliğini kabul ediyor ama pratik sebeplerden dolayı o kurban ibadetinin devam etmesi için ve ağırlıklı ibadet de o dönemde eski İsrailoğullarından beri takdime ve ağırlıklı olarak kanlı kurban takdimesi. Şimdi birinci unsur mabet dedik. İkinci unsur Tevrat. Tevrat eski İsrail dininde asla dinin ve hayatın merkezinde değil. Tevrat yok, konuşulmuyor. Kayboluyor, bulunuyor. Yani Sina ahdinden sonra Tevrat'ın merkezliği yok. Çölde belki İsrailoğullarını yönlendiren unsur Tevrat. Ama ondan sonra Tevrat'ı fazla görmüyoruz biz eski İsrailoğullarını. Fakat bu Tevrat 2. Mabet döneminde nasıl bir fonksiyona kavuşuyor biliyor musunuz? Taşınabilir mabet haline geliyor. Şimdi siz İskenderiye'ye gittiğinizde mabeti peşinizden götüremezsiniz. Ama ne yaparsınız Tevrat'ı? Tevrat'ı götürebilirsiniz. Daha olmadı. İbranice'yi unuttu İskenderiye Yahudileri. Tercüme edersiniz. İşte bu 70'ler çevirisi Septuaginta demiştik ya eski ayıda. Dayanak oluşturan metin, işte İskenderiye Yahudileri için tercüme edilmişti. Çok daha flexible bir unsur kutsal metin. Mabet öyle değil. Siz mabede tabisiniz. Metinde ise siz onu kendinize de tabi kılabilirsiniz belli açıdan. Ve bunun bir sonraki aşaması da yorum geleneği zaten. Üçüncü unsur da Yahudiliğin işte oluşumuna götüren
Yahve inancının, tek tanrı inancının resmi bir inanç haline gelmesi. Bakın bu Ezra'nın dini reformunda görüyoruz biz bunları. Tevrat'ı ihya ediyor. Tevrat'ı kaybolmuş, unutulmuş bir kitap gibi Tevrat. Çok farklı rivayetler var. Bu nasıl oldu? Farklı nüshalardan otantik nüshayı mı buldu? Yoksa tamamen unutulmuş bir metni, bu tür menkıbeler de var. İşte çok mucizevi bir şekilde ona bir içecek sunuluyor bir melek tarafından. Bütün Tevrat'ın sözlerini hatırlıyor, onları yazıya geçiriyor. Bu tarz anlatımlar da var. Ama her halükarda gelenek de Tevrat'ı ihya eden kişi olarak Ezra'yı görür. Hatta şey denir, Musa'ya inmeseydi Tevrat, Ezra'ya inerdi gibi. Onun ihya eden kişi. Metin kritiği açısından da Ezra, Tevrat'a son şeklini veren redaktör olarak kabul edilir. Yani Ezra'nın dini reformu bu açıdan önemli. Ezra bu dini reformda sadece Tevrat'ı dinin merkezine yerleştirmiyor. Aynı zamanda İsrailoğulları da bir ahit yapar, yani Yahudalılarla tek tanrı inancı üzere kalacaklarına dair onlardan söz alıyor. Ve artık bu dini reformdan itibaren Yahudilerin politeist olması söz konusu değil. Şimdi bunu söylüyorum ama hiç böyle etki olmamış mı? Politeist unsurlar görülmemiş mi? Onlara geleceğim. Ama o tarihten sonra artık Yahudi olmak demek, tek Tanrı'ya inanmak demek. Artık hangi kabileden geldiğiniz de önemli değil. Etnisiteniz önemli değil. Ve Rabbani gelenekte bu tür yorumlar yapılır. İşte mesela Ester kitabına konu olan Mordekhay için Yahudi kelimesi kullanılıyor Ester kitabında. Ama Yahuda kabilesinden de önemli değil diyor Rabbani gelenek. Politeizmi reddedip tek tanrı inancına bağlanan kişi hangi kabileden gelirse gelsin bir Yahudidir. Böyle bir dini içerik yüklüyor. Şimdi bu dönemde aynı zamanda şimdi bir mabet kültü var. İşte kurban takdimesi var, temel ibadet ve onu yürüten din adamları var. Bu zaten eski İsrail dininde de vardı. Şimdi ikinci mabet döneminde Yahudinin oluştuğu bu süreçte mabede ve din adamlarına ilave olarak şimdi Tevrat devreye girdi ya, şimdi artık Tevrat'ı yorumlayan din alimleri. Din adamı, din alimi de genelde birbirinin yerine geçecek şekilde kullanılır ama Yahudilik söz konusu olduğunda teknik bir ayrım var. Din adamı dediğinizde soya bağlıdır din adamı. Kohenler, Leviler bahsetmiştik ya bir önceki derste. O soydan gelmeniz gerekir. Yani en azından norm olarak bize bunu söylüyor Tanah. Bazen o soydan gelmeyenlerin de din adamı olduğunun emareleri var. Zaman içerisinde bu din adamlığı da değişime uğramış olabilir. Ama norm olarak Levili ve Kohen soyu deniyor. Din alimi olmanız için belli bir soydan gelmenize gerek yok. Yani bir aristokrasi ile alakası yok din alimliğinin. En azından başlangıç itibariyle. Sizin işte kendinizi yetiştirmeniz, o ilmi öğrenmeniz gerekiyor. Daha sonra ama din alimleri de kendi aristokrasilerini oluşturmuşlar. O da ayrı bir nokta. Bunlara zaman içerisinde tekrar döneceğim. Bazı noktaların böyle ilk tohumlarını atıyorum. Sonra o yeşerteceğiz o tohumları inşallah. Ve bu alim sınıfının ilk nüvesi aslında tam Rabbi demiyoruz. Rabbi kelimesi henüz kullanılmıyor o dönemde. İşte din adamı için Kohen, Yahudilikte tipik karşılık. Din adamı için Kohen denir, din alimi için de Rabbi denir. Ama Rabbi kelimesi henüz kullanılmıyor. Yazıcı şeklinde bir ifade kullanılıyor. İngilizce scribe bu işte ya da sofer. Şimdi yazıcı ya da sayıcı. Bu ne yapıyor bu? Bir kere ilk görevi istinsah, onu anlıyoruz. Tevrat metninin hani zaptını sağlıyor. Sayıyor aynı zamanda. Neyi sayıyor derseniz, kelimeleri sayıyor. Niye kelimeleri sayıyor? Yahudilikte Tevrat'ın sayıyla kodlandığına inanılıyor. Hem kelime sayısı belli, hem de bazı kelimelerin periyodu da belli. Dolayısıyla yani metin otantik mi değil mi sayarak o yazıcılar bizdeki hafızların yerine Yahudilikte o işte metni muhafaza eden o sayanlar var. Mesela Ezra hem Kohen hem de yazıcı hem de alim. Hem de anlıyoruz ki şimdi Ezra ne yapıyor?
Tevrat'ı ihya etti. Bir platformun üzerine çıkıyor. Bu Ezra Nehemya kitaplarında anlatılır. Halka okuyor Tevrat'ı. Halk anlamıyor ama. İbranice'yi bile unutmuş halk. Böyle bir resim çiziliyor. Bir de açıklıyor. Ve bunun ilk Aramice tercüme olduğu düşünülüyor. Ezra'nın yaptığı bu açıklamanın. Aramice tercümeye zemin oluşturduğu düşünülüyor. Ve sonraki dönemde de biz bu yazıcı denilen grubun işte alim sınıfına evrildiğini görüyoruz bir şekilde. Ve bunlar artık hüküm de çıkarıyor. Ve ellerinde bir sözlü gelenek de var. Babalarımızdan bize gelen gelenek diyorlar. Metin var, bir de metnin doğru anlama biçimine sahip olmalısınız siz. Doğru yorum biçimi. İlk haftada hatırlıyor musunuz? Hani kutsal metin tenkidi biraz tefsir içeriyor mu falan. Ben o zaman soruya da tam intikal edememiştim. Şimdi tam da yeri geldi. Şimdi tefsir ancak bir geleneğin içinde yapılır ve bir gelenek oluşturmak için yapılır. Yani siz size ait olmayan, kutsaliyetine inanmadığınız bir metne tefsir yapamazsınız. Bu konu bazen yanlış anlaşıldığını düşünüyorum ben. Yani ben A dinine mensup birisi olarak B dininin kutsal metnine tefsir yapamam. Tefsir bir gelenek içerisinde olan bir şeydir. Ben ancak kritize edebilirim, tenkit edebilirim. Kendimce yorumlayabilirim ama tefsiri çok ben özel olarak kullanıyorum. Tefsir gelenek inşa eder ve bir gelenek içerisinde yapılır. Ben o metnin kutsiyetine inanmalıyım. Mesela Hristiyan eski ayeti tefsir edebilir. Çünkü o metnin kutsiyetine inanıyor. Sizin tefsir etmeniz için onun kutsiyetine inanıyor olmanız lazım. Yani böyle bir arada fark var. Hani onu yorumu da bilmek dedim ya. Yoksa oryantalistler Kur'an'ı alıp çok güzel tefsir üretebilirler. Ama onların yaptığı tefsir değil işte bu koyduğum ayrıma göre. Kritize eder, metin tenkidinin belli metotlarını uygular. Kendince yorumlayabilir. Aslında bu ayet bunu demek istiyor diyebilir. O bir yorum olur ve kendisini bağlar. Ama siz bir gelenek içerisinde tefsir oluşturduğunuzda onun belli ölçüde en azından bağlayıcılığı vardır. Flexible bir tarafı olsa bile. Yani bu konuyu da böylece izah etmiş oldum. Ne demiştim en son? Ezra'nın evet dini reformundan bahsetmiştim. Bir platform üzerinde Tevrat'ı okudu. Aramice işte tercüme etti. Bakın bu da aynı zamanda daha sonraki sinagoglarda Tevrat'ın düzenli okuma adetinin ilk nüvesi kabul ediliyor. Şimdi bugün mesela bu eski İsrailoğulların hiç bilmediği bir şey. Tevrat'ı almak, okumak böyle bir şey yok. Tevrat yok ortada. Ama bugün Yahudilik dendiğinde, ibadet dendiğinde ne mabet, ne takdime, ne kurban takdimesi ne de başka tür bir takdime. Sinagog, Tevrat, düzenli Tevrat okuması, düzenli dua, merkezde bu var. Eski İsrail dinle Yahudilik arasındaki fark bakın ortaya çıkıyor. Özellikle de mabet ortadan kalktıktan sonra zaten ve sinagogların tam olarak ortaya çıktığını görüyoruz. O hususa da değineceğim. Ve kanonlaşma süreci de başlıyor aynı zamanda Ezra ile birlikte. Ezra bayağı önemli bir dini reform yapmış. İşte Tevrat kanonik metin olarak ortaya çıktı. Daha henüz Tanah'ın diğer kitapları için ikinci mabet döneminin sonları gerekecek. İşte miladi birinci asır vesaire, birinci, ikinci asırı hatta taşıranlar var. Ama Tevrat en azından Ezra ile birlikte ortaya çıktı. Şimdi Ezra bir de ne yapıyor? Dışlamacı bir eğilim sergiliyor. Diyor ki, dönüyor. Ezra Nehemya kitaplarında verilen bilgilere göre sürgünden dönen üçüncü gruba dahil. Dönüyor, abi bakıyor. Sürgünden daha önce dönenler yabancılarla evlenmiş. Tevrat'ın yasakladığı. Gruplar özellikle, belli gruplar da sayılıyor. Tevrat'a, Musa şeriatına çok zıt bir iş yapmış. Hatta din adamlarından evlenenler olmuş. Bayağı bir üzülüyor falan ve o evlilikler feshediliyor bir şekilde. Söz alınıyor, ilişiği keseceksiniz. Dışlanıyor, eşler ve çocuklar dahi dışlanıyor. Bir de böyle bir sürgünden dönen yabancı ayrımı ortaya koyuyor. Böyle bir zıtlık öngörüyor. Ama biz buna alışığız değil mi bu zıtlığa? Ben geçen derste hani bahsetmiştim. Başından itibaren hep bir ayrışma üzerine kuruludur
İsrail ve Yahudi kimliği diye. Burada da Ezra'da da biz sürgünden dönen ve yabancı, o oraya yerleşmiş halk. Muhtemelen Yahudi soyundan da değil. Tabii ki bu tartışılıyor. Kim bunlar tam olarak? Yabancı dedikleri. Gerçekten İsrail oğlu olmayan kabileler mi? Yoksa sürgüne hiç gitmeyenler mi? Ama biz sürgüne gidip dönenlere bir öncelik verdiğini görüyoruz biz. Yani sadece Yahudalı olmak yetmiyor. O bölgede yaşamak yetmiyor. Bir de sürgün tecrübesi. Merkezi demiştim ya baştan, sürgün tecrübesi çok önemli. Şimdi bir yoruma göre ve Ezra şecereler tutuyor. Herkes soyuna kütüğünü oluşturuyor. Hangi soydan geldiğinin kayıtlar tutuluyor. Ve bunu işte dini kimliği oluşturmak için yapılıyor. Kim gerçekten Yahudi, kim değil. Şimdi bununla ilgili ama bir yorum yapılıyor. Yorum şu, deniyor ki bu aslında bu şecereler, kayıtlar falan bunun dini kimlikle hiçbir alakası yok. Bu o dönemde çok yaygın bir politikaydı. Perslerin de uyguladığı bir politika. Yahuda'yı Yahud ismiyle eyalet haline getiriyor Persler. Pers İmparatorluğuna bağlı. Ve orada bir iskan politikası uyguluyor. Ve birilerini oraya iskan ettiriyor tabii ki. Ama bunların illaki Yahuda'da kalıp sürgüne gitmiş olmaları da gerekmiyor deniyor. Belki içinde hakikaten sürgüne gidip dönenler de var. Ama sürgüne gitmeyenler, yani Yahuda ile hiç ilişkisi olmayanlar da olabilir deniyor. Ve onları orada tabii ki toprağı ekecekler, biçecekler, işin içine vergi girecek, ekonomik bir düzenin parçası bu. Kayıt tutuluyor onlarla ilgili. Yani kim nereye yerleştirildi, kimden kaç kişi, nedir? Yani bu bir tipik bir resmi iskan politikasıydı aslında. Bu tutanaklar da onun için, bu kayıtlar, şecereler de onun için yapıldı. Fakat bu Ezra Nehemya kitaplarında dini bir hüviyete dönüştürüldü, dini bir kisveye büründürüldü şeklinde yorum da yapılıyor. Ama bunu daha önce bahsettiğim minimalist araştırmacılar yapıyor. Neticede ama Yahudilik için bu kayıtlar dini kimlik oluşturucu kayıtlar. Şimdi Grek dönemine geçmek istiyorum. Şuraya kadar anlattıklarım Pers dönemiyle ilgiliydi. Grek döneminde ne var? Yeni olan ne var? Helenizm. Çok güçlü bir kültür. Helenistik kültür ve tabii ki Yahudileri de etkiliyor. Sadece İskenderiye Yahudilerini değil, Filistin Yahudilerini de etkiliyor. Ama etkisi aynı ölçüde olmuyor. Genellikle araştırmacılar, işte Filistin Yahudiliği daha otantik, İskenderiye Yahudiliği Helenistik gibi böyle bir ayrım yapıyor. İşte Helenistik Yahudilik, İskenderiye Yahudiliğine böyle derler. Buna karşılık birçok araştırmacı da eleştiriyor bunu. Yani Filistin Yahudiliğinin otantik olduğunu bize ne söylüyor? Yani Yahudilik oluşum halinde hepsi yeni şartlara göre zaten şekil alıyor. Birini diğerine tercih etmemizi gerektirecek bir durum yok. İşte bu hani Yahudinin bir özü var mı yok mu işte sorusuyla alakalı. Hepsi aynı şekilde meşru Yahudilik biçimleridir deniyor. Ve Filistin Yahudiliği zaten Helenistik etkiden azade değildi deniyor. Hakikaten bunun örneklerini de biz görüyoruz. Şimdi Yahudilerin yaşadığı bu tecrübe, yani Helenistik etki altında kalmalarına pozitif bir anlam da yükleniyor. Yahudiler bu etkiyle yaşadılar. Bu tecrübeden sonra yeni, daha sonra gelecek yönetimlerde işte Roma, Bizans, Sasani, işte Babil tecrübesini buna ekleyebiliriz. İslam yönetimi. O yönetimlerde yaşayıp ayakta kalma becerisi elde ettiler deniyor. Yani çok iyi bir turnusol kağıdı görevi görmüş. Hem tabii ki belli ölçüde değiştiler, hem de kendilerine belli unsurlar, tutacakları unsurlar oluşturdular. Yani bu yeni ortamlara, yeni yönetimlere adapte olmalarını sağlayan çok önemli bir tecrübeydi deniyor. Bir de işin bu tarafı var. Yani etki hep, hani yabancı etki negatif bir unsur olarak görülür ya. İşte kim araştırmacılar bunun aslında pozitif açılımlarına dikkat çekiyorlar. Şimdi burada fakat Yahudilerin genelde çok negatif mana yüklediği bir Helenleştirme dönemi vardır. Şimdi Grek döneminde işte Büyük İskender'in fethiyle başlıyor o bölgeyi. Büyük İskender kısa bir süre sonra ölünce
Yehuda bölgesi komutan, yani bütün imparatorluk komutanları arasında taksim ediliyor. Yehuda bölgesinde önce Mısır kökenli Ptolemik hanedan yönetiyor. Daha sonra Suriye merkezli Selevkosların ya da Selevkilerin yönetimine geçiyor. İşte bu Selevki döneminde M.Ö. 2. yüzyıl 167 gibi 4. Antiyok denilen Selevki kral Yehuda üzerinde helenleştirme politikası uyguluyor. Ne yapıyor? Bu basit bir etki değil. İşte Şabat'ı yasaklıyor, sünnet olmasını yasaklıyor Yahudilerin. Mabede bir takım putlar, kendi tanrılarının putlarını yerleştiriyor. Yani ciddi bir şekilde Yahudiliği bozma eğilim hamlesi, faaliyeti olarak görülüyor bu. İşin tuhaf tarafı, eşraftan bazı Yahudiler de destek veriyor buna. Peki bu bir dirençle karşılaşmıyor mu? Tabii ki karşılaşıyor. Makkabi denilen, bu bir lakap, çekiç demek İbranice. Makkabi lakabıyla anılan bir aile, dindar bir aile. Bunların Kohen soyundan geldiği kabul ediliyor. Bu ailenin liderliğinde dindar gruplar ve bunların içinde Hasidim denilen gruplar da var. Bugün de Hasidim kullanılır. Yani daha önce tarih içinde, yani modern dönemde Hasidik gruplardan önce tarih içinde de farklı Hasidim olarak isimlendirilen, Hasid olarak isimlendirilen gruplar var. Ama ilk kökenleri muhtemelen bu dönem, hatta belki daha öncesine de gidiyor. Hasidim denilen bir grupta, tabii Grekçe ifade kullanılıyor, bu helenleştirme politikasına karşı direnişe geçiyorlar. Ve zaferle sonuçlanıyor. Makkabilerin zaferiyle sonuçlanıyor. Fakat burada yine araştırmacılar bir nokta işaret ediyor. Burada ortaya konulan denklem, yabancı bir Helenistik unsur vardı. Bir de Yahudilik vardı. Yahudi dini Helenleştirilmeye çalışıldı ya da Yahudi cemaati. Dindar Yahudiler de buna karşı koydu. Bakın bu apokrif, bu Septuaginta 70'ler tercümesinde Tanah'ta olmayan 14 kitap var. Apokrifa demiştim ya. Onun içindeki Makkabiler kitabında anlatılır bu direniş, bu hadise. Ve Yahudilik kelimesi de işte Grekçe olarak ilk defa kullanıldığı yerdir burası. Ve Helenizm anlamında da kelimenin kullanıldığı yer. Helenizm diye Greklere ait bir dini kimlikten bahsediyor 2. Makkabilerin yazarı. Pagan bir kimlikten bahsediyor. Bir de Yahudi kimliği diyor. Böyle bir üç kimlik üzerinden bir Yahudilik anlayışı ortaya koyuyor. Şimdi araştırmacılar diyorlar ki aslında bu çatışma Makkabiler kitabında anlatıldığı gibi Helenistik yönetimle dindar Yahudiler arasındaki bir çatışma değildi. Yahudiler arasındaki bir çatışmaydı. Daha şehirli, kozmopolit bir din adamı sınıfı, Kudüs'ü bir Grek şehri haline çevirmeye çalıştım. Buna karşılık daha kırsal, geleneksel din adamları, işte bu Makkabilerin öncülüğünü yaptı, bu Hasidimler vesaire. Bunlar karşı direnişe geçti. Aslında bu bir iç Yahudi çatışmasıydı ama bir devrede Antiyok da işin içine dahil oldu. O da safhaya sonradan katıldı deniyor. Yani aslında bir iç çatışma olduğuna dikkat çekiliyor. Helenistik etki var ama bu Helenistik etkiye ne kadar açık olalım, ne kadar ileri gidelim? Bununla ilgili bir iç hesaplaşma. Tabii, evet. Ama genellikle dini gruplar arasında hep şöyle bir refleks vardır. Bir iç çatışma yaşanmışsa mutlaka o çatışmayı başlatan dış bir unsurdur. Hep suçu böyle bir dışarıdan birini bulup, bir yabancıdır o hep, nifak tohumu sokmuştur, bir şey yapmıştır. Ben hiç, ya bizimle ilgili bir durum var burada demeyiz. Çok o öz eleştiri yapılmaz. Hep bozanlar, dejenere edenler dışarıdan bazı güçlerdir. Aklınıza örnekler geliyordur. Şimdi bu Makkabi ailesi zafer kazandı. Ne oluyor? Orada yönetim oluşturuyorlar. Makkabi soyundan gelen Haşmonay hanedanı, bunlara Haşmonayim deniyor. Bunlar önce yarı bağımsız Kudüs merkezli bir orada işte bir ne diyelim bir yönetim oluşturuyorlar. Daha sonra böyle bir tam bir bağımsızlık da elde ediyorlar. Bir asra yakın süre Yahudiler
Haşmonay yönetiminde bağımsız kalıyorlar o bölgede. Ve bunlar başta baş kohani olarak kendilerini, yani otoritelerini kohenlik müessesesine dayandırıyor. Daha sonra kral sıfatı da elde ediyorlar. Ve hatta bu huzursuzluğa da sebep oluyor. Çünkü daha önce örneği yok bunun. Eski İsrailoğullarına biz baktığımızda mabetin olduğu dönemde kral başka, baş kohen başka. İlk defa Haşmonaylarda bu ikisi bir de birleştiriliyor. Ve muhtemelen bu dönemde bir gruplaşma ortaya çıkıyor. Oraya geleceğim yine. Fakat bu dönemin bir özelliği de şudur. Şimdi Makkabiler Helenleşmeye karşı direnişle ortaya çıktı. Haşmonay döneminde ne oluyor biliyor musunuz? Haşmonay yönetimi Helenik unsurları maal memnun kabul ediyor. Helenik etkileri gayet açık durumda. Bir de işte Antiyok Yahudileri Helenleştirmeye çalışmıştı. Aynısını tersinden Haşmonaylar yapıyor. Yahudi olmayan bazı grupları zorla Yahudileştiriyorlar. Bunlardan en önemlisi İdumilerdir. Bu soy niye önemlidir biliyor musunuz? Meşhur zalim kral Herod bu soydan gelir. İşte İsa'nın doğduğunda işte bebekleri öldürme emri veren işte acımasız Herod olarak bilinir. Yahudilerin de Hristiyanların da sevmediği bir kraldır. Zorla Yahudileştirilmiş İdumi soyundan geliyor. Bu bize bir şey de söylüyor. Bakın artık Yahudilik tam bir din olmuş. Soyla ilgisi yok. Siz zorla birilerini o dine içine zorla çekebiliyorsunuz. Zorla ihtida ettiriyorsunuz bir açıdan. Yani bu dönemde artık Yahudi kelimesi kabile ve bölgeyle sınırlı değil. Dini kimlik. Başkaları da girebilir onun içine. Şimdi Roma dönemine gelmek istiyorum. Şimdi Yahudi-Roma ilişkisi iniş çıkışlarına rağmen tolerans da elde ettikleri, ayrıcalık da elde ettikleri bir süreç. İşte Yahudilerin Şabat'ı kutlamaları, kendi tanrılarına ibadet etmeleri, mabetleri buna tolerans göstermiş Roma yönetimi. İşte askerlikten muaflar vesaire. Ama zaman zaman mabede müdahale, özellikle mabet hazinesine müdahale, sinir ucu bu o dönem Yahudilerin. Böyle karşı dirençle karşılanmış. Fakat bu dönem Roma döneminin bizim için önemi M.Ö. 1. yüzyıl özellikle. Ve M.Ö. 1. asırda da en iyi konu biz görüyoruz bunu. İlk Yahudiler arasındaki gruplaşma. Bunlara mezhep de diyebiliriz. Şimdi genellikle İngilizce literatürü okuyanlar için söylüyorum bunu. Araştırmacılar bu gruplara İngilizce sekt şeklinde karşılamayı uygun görmüyorlar. Bu kafa karıştırmasın çünkü İngilizce'deki sekt aslında bizim mezhebin birebir karşılığı değil. Sekteryen denir. Sektin özelliği nedir biliyor musunuz? Kendini izole etme. Halbuki bizim işte Arapça kökenli mezhep kelimesinde bir izolasyon yoktur. Yani aynı anda farklı mezhepler olabilir, farklı yorum biçimleridir. Ama sekt dendiğinde toplumdan izole bir bakış açısı var. O yüzden bu mezhepleri böyle bir izole olarak en azından hepsini, içinde izole olanlar da var ama yani sekt doğru değil, grup demeliyiz biz diyorlar. Şimdi nedir bu gruplar? Ferisiler, Sadukiler, Eseniler, üç grup. Ve bununla ilgili bize önemli ölçüde bilgileri miladi 1. yüzyıl tarihçi Josephus veriyor. Yani İngilizce Josephus diye geçer. İbranice Josephus Flavius. Bu gruptan bağlıyor. Bir de diyor ki, bir de çok ilginç de biliyor musun? Bu grupları Grekçe felsefe tanımlıyor. Üç felsefe ekol vardı diyor felsefe ekolü. Bir de dördüncüsü vardı diyor, Zelotlardan bahsediyor. Bunlar fanatik devrimci grup. Ve bunlara heresi kelimesini de kullanıyor ama kastı muhtemelen sapkın anlamında değil. Yani gruplaşmaya işaret ediyor. Şimdi burada ilginç olan nokta nedir biliyor musunuz? Hem bunları felsefe olarak, felsefi bir ekol olarak tasvir etmesi hem de ayrılık noktalarını teolojik hususlar üzerinden açıklaması. İşte ölümden sonra dirilmeye inanan, inanmayan, kadere inanan, inanmayan,
İşte Tevrat, yazılı Tevrat'ı sadece kabul eden, bir de demiştim ya, yorum geleneği, babalarımızdan bize aktarılan bir yorum geleneği var diyen vesaire. Daha çok böyle inançla alakalı, pratikle alakalı değil. Şimdi burada ilginç olan nokta nedir biliyor musunuz? Yahudilikte inanç bağlayıcı değildir, inanç konusu. Spekülatif görülür. Teolojik tartışmalar vesaire, yani tabii ki hani artık mesela o dönemden sonra tek tanrı inancı tartışma konusu değil, tamam. Ama onun dışında böyle Hristiyanlıkta, İslam'da olduğu gibi yani çok geniş bir teolojik bağlayıcı olan bir alan yoktur. Bağlayıcı olan hukuktur, pratiktir, emir ve yasaklardır. Onun dışındaki teolojik tartışmalar, tarihi bilgiler bunlar hep spekülasyon, folklor vesaire olarak görülür. Yani tabii ki kimliğin oluşumunda bir yeri var ama belirleyici değil. Ve burada farklı görüşlere de genelde tolere edilir. Bu dini pratiğe halaka denir bu arada. Onun dini pratikle ilgili olmayan bütün diğer alanlar ve konular agadadır. Agada bağlayıcı değil. Çok farklı görüşler de olabilir o konuda ama halaka dediğinizde orada hem bir icma oluşmalı hem de asıl bağlayıcı olan o. Şimdi niye bize Josephus dini pratik üzerinden değil de inanç üzerinden bir gruplaşma tasviri sunuyor? Şimdi bunun tam ben cevabını bulamadım. Bir cevap şu olabilir. Acaba Romalı, Grek unsurlara hitap ettiği için onların hani anlayacağı dilden mi konuşuyor? Ama Roma döneminde de ritüel var. Yani bu bir soru işaretidir. Ona işaret etmek isterim. İşte şunu da söyleyeyim, Ferisiler hem kadere hem hür iradeye inanan bir grup. Tevrat'ı, yazılı Tevrat'a ilaveten yorum geleneğini kabul ediyor. Öldükten sonra dirilmeye inanıyor. Sadukiler bunun tam zıttı. Ve ağırlıklı olarak Ferisiler yazıcılarla ilgili bir grup, alim kesimle ilgili bir grup. Sadukiler daha çok Kohen sınıfının oluşturduğu bir grup. Zaten Kral Davut zamanındaki Sadok, başka Kohen'in soyundan geldiklerini kabul ediyorlar. Bunlar kader inancına inanmıyor, kaderi reddediyor. Sadece yazılı Tevrat var bizim için diyor. Biz öyle bir babadan gelmiş, atalardan, babalardan gelen bir yorum geleneği bizim için bağlayıcı değildir diyor. Ama kendi mabet ve kurban ibadeti üzerinden kendi yorum geleneklerini de oluşturdukları söyleniyor. Ve bunlar ölümden sonra dirilmeye de inanmıyorlar çünkü Tevrat'ta yazmıyor bu. Yorum geleneğinden çıkarılıyor çünkü bu. Eseniler daha çok müzevi bir grup. Bir kısmı tamamen izole, işte bunun Eseniler için sekt kelimesi kullanılabilir. Ölüdeniz yazmalarını oluşturan bu Kumran cemaatinin muhtemelen Eseni olduğu düşünülüyor. Ve vaftizci Yahya'nın ve hatta İsa'nın da bu Eseni grup içerisinden çıktığı şeklinde yorumlar var. Yani genelde güçlü kabul edilen görüş bu yönde. Bu Esenilerden vaftizci Yahya gibi gezgin olanlar var. Daha çok böyle komün hayat yaşayanlar var. Bunlar mabedi kabul ediyorlar ama mevcut ibadeti ve Kohen sınıfını meşru görmüyorlar. Böyle kendilerini o yüzden izole etmiş durumdalar. Zelotlar da, bunlar da kendi içinde gruplara ayrılmış. Fanatik grup bunlar. Diyorlar ki biz Tanrı'dan başka otorite kabul etmeyiz. Hiçbir yönetimi kabul etmeyiz. Ve devamlı Roma'ya karşı böyle tetikte isyan noktasındalar. Ve en son M.Ö. 66'daki isyan, Roma'nın bastırması ve 70'te mabedin yıkılması da bu zelotların biraz şiddete başvurması ve kışkırtmasıyla alakalı görülüyor. Bir de burada ilginç olan nedir biliyor musunuz? Yine hikaye şey diye anlatılır. Roma geldi, saldırdı. Roma o zamana kadar tolerans tanıdığı Yahudilere niçin saldırsın? Bir iç çatışma vardı. Roma da bunu kullandı. Ve mabedin yıkımında etkili olan komutan Titus'tur. Titus için şöyle yorumlar yapılır. Toydu henüz. Yani sonuna kadar gidip tamam, isyanı bastır ama mabedi yıkmak zorunda değildi. Muhtemelen böyle bir tarihe geçmek istedi. Böyle bir hamle de görülüyor. İnsanların yani bu tarihin aldığı dönemeçlerde şahısların
bireysel konumları da bir dereceye kadar önemli. Bu tarz yorumlar da yapılıyor. Yani hem Toylu hem kendine böyle bir kalıcı bir isim bırakmak istediği için sonuna kadar gidip mabedi yıktı deniyor. Ama şunu söyleyeyim, Zelotlar isyan halinde ya, o dönem Kudüs'te surlarla çevrili abluka oluşturuyorlar ve Roma yani 66'dan 70'e kadar kıramıyor o ablukayı. Bayağı direniyorlar ve kendi içlerinde de ayrıldıkları için ne yapıyorlar biliyor musunuz Zelotlar? Yiyecek stoklarını imha ediyorlar. Öbür tarafı, yani bunu da aslında bugün görüyoruz bazen çatışmalarda. Yani bir otoriteye karşı direnenler farklı gruplara ayrıldıklarında bu sefer kendi içlerinde çatışma yaşıyorlar. Benzer bir durumun Roma'nın yıkılması sırasında da olduğu söyleniyor. Ve şu noktaya da işaret edeyim. Aslında bu Ferisi, Saduki, Eseni bu gruplar Yosefus'un anlattığı gibi teolojik dini temelli değildi. Bunlar Haşmonay yönetiminin siyasi ortamında ve siyasi iç çekişme, mücadele yaşandığı ortamda ortaya çıkmış gruplar deniyor. Çünkü mabet yıkıldıktan sonra bu gruplardan bahsedilmiyor. Sadukiler ortadan kalkıyor. Zaten ağırlıklı din adamı sınıfı mabet yıkılmış. Eseniler zaten münzevi bir grup. Evliliğe karşı onlar da ortadan kalkıyor. Sadece Ferisilerin geleneği devam ediyor. İşte bu Rabbi dediğimiz din alimleri üzerinden, yorum geleneği. İşte kaderin, hem kader inancı hem hür irade meselesi. Öldükten sonra dirilme. En azından onlara atfeden inançların biz daha sonra Rabbani gelenekte devam ettiğini görüyoruz. Ve bütün bu ayrışmalara rağmen o dönemin Yahudilerini birleştiren unsurlar, mabet, Mesih beklentisi, bunlar önemli unsurlar. Ve bir de kutsal metin. Biz en azından Kumran yazılarından biliyoruz ki bugün Tanağı oluşturan metinler Ester kitabı hariç kabul görüyormuş. Yani bir minimum Tanağı söyleyebiliriz. Ester kitabının ilginçliği nedir biliyor musunuz? İçinde Tanrı kelimesi geçmeyen Tanağı ait tek kitap. Ve aslında bir kurtuluş sagası. Ve bir uyarlama olduğu da düşünülüyor. Yani şu kadarını söyleyeyim. Oradaki ana karakterler Ester, kraliçe Ester, Pers kralıyla evli, Yahudi. Bir de orada sarayda görevli Mordekai isimli yine Yahudi bir şahıs. Bu Mordekai ve Ester'in aslında Marduk ve İştar kelimelerinden türetilen isimler olduğu şeklinde yorumlar yapılıyor. Belki kutsal kitap bahsinde oraya biraz daha temas ederim. Ama bu Yahudi kimliği açısından önemli. Bir Vezir Haman var. Şu kadarını söyleyeyim. Vezir Haman komplo kuruyor. Pers kralının Veziri Haman. Yahudilerden kurtulmak için. Ve Mordehai bunu fark ediyor. Ester'e gidiyor. Sen diyor etkile kralı. Hani vazgeçsin bu işten. Yoksa hani soydaşlarımız, zindaşlarımız imha olacak. Ester de hem zekası hem güzelliğiyle kralı ikna ediyor bir şekilde ve Haman kendi kazdığı kuyuya düşüyor. Bu hadise hala Yahudiler tarafından Purim bayramı diye yad edilir. Purim kuralar demek. Çünkü Haman kura çekiyor. Hangi gün asayım Yahudileri? Bir şeyle düzenek de hazırlıyor. Hazır meydanda. Asmak için Yahudileri. Fakat Yahudiler için hazırladığı o düzenekte kendisi asılıyor. Ve böylece bir kurtuluş. Ve Ester rulosu vardır. Özel Tevrat rulosu gibi özel olarak yazılır. Ve bu Purim bayramında Ester kitabı, işte o bölüm yani baştan sona okunur. Bu bir ibadet olarak yapılıyor. Ve Ester orucu tutulur bir gün öncesinde bayramı. Burada bir yani bir kurtuluş miti olarak görebiliriz. Ve buradaki Haman da mesela uzun süre oryantalistler Kur'an'da da Haman kelimesi geçer ismi fakat Musa dönemiyle ve Firavun'la ilişkilendirir. Firavun'un
sarayındaki işte kudretli bir şahıs olarak söylenir. Ve oryantalist terapler der ki, işte Hazreti Muhammed yine yanıldı. Pers dönemine ait Haman karakterini aldı, götürdü Musa döneminde Firavun'a. Halbuki bu konuda yapılan araştırmalar şunu gösteriyor ki, Haman aslında Mısır'a ve Firavun sarayına ait bir figür. Çünkü Amon tanrısı var ve Amon tanrısı için yapılmış mabetler var. Ve bu mabetlerde hizmet gören kahinler için de muhtemelen işte Amon'la alakalı isim kullanıyordu. Haman onun karşılığıydı. Yani asıl sonra oluşturulmuş ve çarpıtılmış olan Ester kitabı şeklinde. Yani bu çarpıtmayı tabii yanlış anlama olmasın, kurgulanmış diyelim. Olan asıl Ester kitabı. Haman'la biz arayacaksak Amon kültüyle alakalı aramalıyız. Pers dönemiyle alakalı olarak değil şeklinde yorumlar da yapılıyor. Onu da antiparantez girmiş olayım. Şimdi ne dedik? Kendi içlerindeki ayrılıklara rağmen kutsal metin, mabet ve Mesih beklentisi açısından o Yahudilerin biz ortak bir noktada birleştiğini görüyoruz. İşte ayrılık unsurları da Tevrat'ın yorumu. Mabetteki yönetim ve ibadet, işte kader inancı, öldükten sonra dirilme, böyle ufak teolojik konularda da ayrılıklar var. Şimdi Halaka Agada mı? Tam olarak değil, bunu düşünmemiş. Akide, tam olarak agada konuşmak, söylemek, anlatmak kökünden geliyor. Nasıl? Ben tam spekülasyon diyorum. Anlatılan şeyler. Tam şifai gelenek de demeyeceğiz buna. Ya pratiği olmayan anlamında. Konuşuyorsun sadece. İşte masal anlatırsın, işte ne bileyim tarihi bilgi aktarırsın, folklorik bir şeyler anlatırsın. Pratikte karşılığı yok. Konuşulan şey, anlatılan şey anlamında. Tam olarak o yüzden spekülasyon diyorum. Her tarafa çekebilirsin. Çünkü pratikte bir karşılığı yok. Bir hikaye, anlatı yani. Halaka ise, halaka yürümek kökünden geliyor İbranice. Oleh, yürüme. Yürünülen yol anlamında. Aslında tam şeriatın karşılığı. Şeriat da yol vurgusu vardı. Aslında pek çok dinde dini ifade eden kelimelerde biz ya yol, ya kanun, nizam vesaire gibi bu manalardaki kelimeleri görüyoruz. Halaka tam şeriatı yakın bir manada. Yani senin hayatta ne yapman lazım, neden kaçınmalısın onu tam olarak sana söyleyen bir reçete diyebiliriz, bir yönetmelik diyebiliriz halakaya. Aynı zamanda icma anlamında da kullanılıyor ama daha geniş anlamda halakanın karşılığı dini pratik, emirler, yasaklar. Doğrudan emire ve yasağa konu olmayan bütün diğer mevzular, dini pratiğe konu olmayan diğer bütün mevzular agada. Konuşursun, söylersin, anlatırsın, tartışırsın ama bağlayıcılığı yoktur. İnanç konusunda biraz bu ikisi arasındaki ilişkiyi daha detaylı ele alacağım. Çünkü inancı ve dini pratiği anlamamız için bu agada ve halakayı anlamamız gerekiyor. Yani temel olarak anlaşıldı, öyle değil mi? Evet. Hukuk, halaka, aynen, mistisizm, teoloji, tarih, folklor, bunların hepsi, evet, töre de yani bunun içine giriyor. Gerçi törenin ayrı bir noktası var. Örf dersek o halakayı da ilgilendiren boyut var. Yani folklor dedim, anlatı daha ziyade. Folklorik anlatıyı kastediyorum. İşte, evet, şimdi onu... Evet, şimdi inanç ve pratik kısmında ona işaret edeceğim diyecektim. Ama madem soru geldi, izah edeyim. Şimdi sizin halakaya dayanak oluşturmanız için de bir agadanız olması lazım. Nedir bu agada? Mesela işte İsrailoğullarını Hazreti Musa Mısır'dan çıkardı, Sina'ya getirdi. Sina'da ahitleştiler, onlara Tevrat'ı verdi. Bu bir anlatıdır. Şimdi Tevrat halakadır. Özellikle Tevrat'ın emir ve yasakları halakadır. Tevrat içerisindeki bu anlatım agadadır. Şimdi sizin Tevrat'ın
otantik olduğunu aslında yine Tevrat'taki Agada'dan çıkarıyorsunuz. Yani Agada tamamen önemsiz anlamında değil. En azından o alaka Tevrat'tan tamam çıkıyor ama Tevrat'ın Hazreti Musa tarafından verildiğini de biz Agada üzerinden öğreniyoruz. Ama genellikle Yahudiler bu konuda şöyle bir açıklamaları vardır. Derler ki, Sina ahdine çok özel bir önem atfederler. Sina ahdi, diğer dinlerin ve Sina vahyi, Tevrat verildi işte. Ve Tevrat üzerine bir ahit yapıldı. Sina vahyinin diğer dinlerdeki vahiylerden çok önemli bir farkı ve onlara üstünlüğü vardır. Tabii ki diğer dinler derken kast edilen de Hristiyanlık ve İslam'dır. Sina vahyi toplu vahiydir. Tek bir kişiye vahiy gelmedi. Bütün İsrailoğullarının gözünün önünde Tanrı Sina Dağı'na tecelli etti. İşte gök gürültüsü, bulut ve şimşek, çakan şimşeklerle sarsılan dağda Tanrı'nın sesini duydular. Tanrı 10 emrin ilk 2 emrini bütün İsrailoğulları duyacak şekilde söyledi. Ama dayanamadılar. Musa'ya dediler ki biz dayanamıyoruz. Sen Tanrı'nla konuş, bize aktar dediler. Ondan sonra 10 emri, diğer emirlerini sadece Musa'ya söyledi Tanrı. Yani yalana düşmeyecek bir kitlenin tanıklığında verilmiş bir vahiy var. Anlatır mısın? Sina vahiyinin böyle bir ayrıcalığı var. Bunun dışındaki hikayeler daha farklı şekilde yorumlanabilir Agada anlamında. Ama Sina vahyi bu şekilde bir toplu tecrübe aynı zamanda. Yani bunu bir pratik olarak da görebilirsiniz. Yani bizim İslam geleneğinde tevatür denilen şey var ya, yalan üzere birleşmesi mümkün olmayan bir topluluktan yine yalan üzere birleşmesi mümkün olmayan bir başka topluluğa aktarılarak bize ulaşmış bilgi tevatürdür. Tartışmazsınız artık o bilgiyi. İşte Ortaçağ Yahudiler özellikle ilk derste de atıfta bulundum Halevi, Yahuda Halevi mesela bunu söyler. Sahih gelenek der. Tevatürü tam kullanmıyorlar ama tevatür anlamında bir takım kavramlar kullanıyorlar. Sahih gelenekle bizim vahyimiz tescillenmiştir diyorlar. Anlatabildim mi? Yoksa Agada halakaya tabii ki zemin oluşturuyor. Ama ondan sonra o zemini oluşturduktan sonra artık son söz halakaya ait. Anlaşıldı mı? Tamam, bu tekrar geleceğim bu konulara. Tekrar biraz daha üzerinden geçeriz. Şimdi ben ne kadar süre var bir onu sorayım. Çünkü Filistin Yahudiliği ile Vahabit Yahudiliğinden kısaca... Nasıl? 30 dakika. Öyle var mı? Tamam. Tamam. Filistin Yahudiliğinden bir kere bir bahsedeyim. Babil Yahudiliği de zaten 3 aşağı 5 yukarı ortaya çıkmış olacak. Şimdi Filistin Yahudiliği ile ilgili bahsetmek istediğim noktalar neler? Şimdi milattan sonra 70'te mabet yıkıldı. Şimdi mabet varken mabedin merkeziliği söz konusuydu. Ama mabet yıkıldıktan sonra artık mabedin yerini ne aldı? Tevrat. Taşınabilir mabet demiştik ya Tevrat. Mabedin yerini Tevrat aldı. Ve bakın Tevrat'la bağlantılı olarak Tevrat çalışması ve Tevrat yorumu diye bir alan ortaya çıktı. Artık bir de tek yani merkezi konumda kutsal metin. Ve işte bu Tevrat'ın çalışılması ve yorumlanması Rabbi dediğimiz din alim sınıfını oluşturdu. İşte Rabbi, Rabban, Rabbani. Rabbani gelenek bunun üzerine kurulu. Bir de aynı zamanda dua geleneği mabedin yıkılmasından sonra. Şimdi siz yani bir tarafta ne var biliyor musunuz? Sinagoglar var, ibadet edilen, düzenli Tevrat'ın okunduğu, dua yapılan ve vaaz yapılan mekanlar. Bir de öbür tarafta Bet Midrash denilen çalışma evleri. Ne çalışıyorlar? Tevrat. Tevrat'ı çalışıyorlar, yorumluyorlar. Hatta yeri geldiğinde hüküm çıkarıyorlar. Tamam. İki alan söz konusu. Bazen bu iki alan birbiriyle örtüştürülüyor. Mesela deniyor ki ilk sinagoglar hem bir toplanma evi, hem bir ibadet edilen mekan, hem de bir çalışma evi miydi? Sinagoglar ne zaman ortaya çıktı, kökeninde ne vardı? Çok tartışma var. Yani çok o hani çok tartışma noktalarına girmek istemiyorum. Yani şöyle söyleyeyim, sinagogların ilk ortaya çıkışı ile ilgili
Kral Yoshiya dönemine kadar götürenler var. Mabede bitişik olarak ortaya çıktı ya da diğer kült merkezleri yıkılınca oralarda ilk sinagoglar ortaya çıktı diyenler var. Sürgün dönemine götürenler var. Sürgün dönüşü Yahuda'da diyenler var. İskenderiye Yahudiliğinde çıktı diyenler var. Yani çok farklı görüşler var ama daha güçlü görüş muhtemelen deniyor ki Mısır'da ilk ortaya çıktı. Mısır Yahudileri tarafından sinagog ibadeti milattan önce muhtemelen. Milattan sonra 1. yüzyıla geldiğimizde de Yahuda'da da yine sinagogları görüyoruz biz. 3. 4. yüzyıllarda Babil'de görüyoruz. Ama burada sinagogdan kasıt müstakil bina. Benim şahsi görüşüm ve bu yönde yorum yapanlar da var. Babil sürgünü döneminde müstakil bir bina şeklinde değilse bile Yahudilerin bir araya gelip bir ellerinde ne varsa, Tevrat mı var, işte şifahi bir gelenek mi var, bir araya gelip onları konuştukları, belki bir dua ve da bulundukları, dini konuları tartıştıkları ilk evlerde belki bir toplantı olmuştur muhakkak. Yani mesela kilise de başlangıçta bir araya gelen cemaatti kilise. Daha sonra yapılara dönüştü. Aynı şekilde Yahudi geleneği içerisinde de sinagog denilen şey başlangıçta muhtemelen Yahudilerin bir araya gelip belli konuları konuşmasıydı. Bunun içinde toplumsal, sosyal konular da olabilir ama dini konular da vardı muhtemelen. Çünkü ferdi dua geleneği zaten eski İsrail'den beri var. Dolayısıyla yani Babil sürgününe kadar bile bu şekilde ama götürebiliriz. Fakat arkeolojik olarak hani sinagog binalarından bahsedilecekse Yahuda için daha çok miladi ilk asır, Mısır'da ama milattan önce ikinci yüzyılda da bu tarz kalıntılara işaret ediliyor. Şimdi bu ve deniyor ki sinagoglar başlangıçta toplu dua için değildi. Sosyal sebepler için ve belki Tevrat çalışması için ortaya çıkmıştı. Daha sonra bu duaya evrildi deniyor. Toplu dua, ibadet fonksiyonuna kavuştu deniyor. Buna paralel, sinagoga paralel, sinagog belki de daha ibadet için kullanılmaya başlanınca Bet Midraşlar en ikonu Tevrat'ın çalıştığı mekanlar olarak ortaya çıktı. Şimdi burada ilginç nokta nedir biliyor musunuz? Biz hep Yahudi'yi anlatırken deriz ki işte mabedin yerini sinagoglar aldı, kurban ibadetinin yerini Tevrat aldı, kohenlerin, din adamlarının yerini Tevrat'ı yorumlayan Yahudi alimleri, rabbiler aldı deriz. Fakat bu geçiş de aslında, bu tabii bunu basitleştirerek söylüyoruz, bu geçiş böyle hemen mabet yıkıldı, hemen buharlaştı bütün bu önceki unsurlar, onun yerine yeni unsurlar indi şeklinde değil tabii ki. İlk özellikle de 5 asır, miladi ilk 5 asırda kohenlerle yeni teşekkül eden din alimler arasında bir rekabet olduğuna işaret ediyor araştırmacılar. Belki bu Saduki ruhuyla Ferisi ruhunun devamı olarak da görebiliriz bunu. Şimdi kohenler bir kere Mesih beklentisini diri tutuyorlar. Niye Mesih beklentisini diri tutuyor? Çünkü Mesih gelecek, mabedi tekrar inşa edecek. Tekrar kendilerine alan açacak. Mabet yıkılınca kohenlerin asıl varlık alanı ortadan kalkmış oldu. Çok sembolik artık değerleri ve önemleri var. Onlar da bu boşluğu doldurmak için ne yapıyorlar? Vaaz. Bu vaazlarda daha ziyade işte Mesih beklentisi diri tutuluyor. Yani sinagogda başlangıçta ibadette kohenlerin ağırlığı vardı. Rabbiler daha ziyade Bet Midraş üzerinden Tevrat çalışması yaptılar ve zaman zaman da rekabet yaşadılar diye bu şekilde açıklamalar yapılıyor. Hakikaten bu çok da mantıklı. Ve biz bu dönemle ilgili olarak ilginç bir noktayı daha görüyoruz ve vaaz daha çok halka yönelik. Rabbilerin yaptığı Tevrat çalışması ise alim sınıfına yönelik. Yani daha önce aristokrasiyi oluşturan, aristokrat kesimi oluşturan kohenlerin daha halka yöneldiğini, daha önce daha halkla iç içe olan ve halkın içinden çıkan din alimlerinin de, yani Ferisi, Saduki mukayesesi yapıyorum, din alimlerinde daha böyle bir kendilerini eşraf, alim, daha üst statüde gördükleri gibi bir denklem ortaya çıkıyor. Sinagoglarla ilgili bir diğer nokta da sinagog süslemeleri. Şimdi çok bulunan
eski bazı sinagoglar var. İşte Suriye'de olan bir tanesi Dura Sinagogu mesela çok önemlidir. Bet Alfa Sinagogu yine Galile'de. Şimdi bu sinagoglarda çok dehşetengiz süslemelere rastlanmış. Ve genellikle Yahudilik tasvir yasağıyla özdeşleştirilir. İşte 10 emir içerisindeki ilk 2 emir Yahve'den başka tanrı olmayacak ve işte yer gökyüzündeki sulardaki karadaki neyse suretlere göre tasvir yapıp put yapıp put üzerinden tapmayacaksın Tanrı'ya. Bu iki yasak da çok önemlidir. Ve işte bu iki yasağı bütün İsrailoğullarının duyduğu kabul edilir. Şimdi peki tasvir yasağı var. Bir bakılıyor bu sinagoglara. Bayağı ciddi tasvirler yer alıyor. Nedir bu tasvirler? Mesela bir tanesi çok sık görülen. İşte Hazreti İbrahim'in İshak'ı kurban etmesiyle ilgili bir hikaye vardır. Tevrat'ta anlatılan. Onun tasviri yer alıyor. Bu çok da zaten Yahudi geleneğinde çok işlenen bir tasvir. Şimdi denebilir ki yani burada bir tapınma amacı güdünüyor. Hakikaten Yahudinin genel tavrı da aslında bu. Tapınma konusu olmadığı sürece özellikle de yani Tevrat içerisindeki belli hadiselerin hatırlatılması açısından hani tasvirine göz yumulduğu anlaşılıyor. Zaten şunu da söyleyeyim bakın. 10 emrin muhafaza edildiği bir ahit sandığı vardır. Bu İsrailoğulları döneminde hatta Hazreti Musa döneminde inşa edilmiştir. İşte bu ahit sandığını hep yanlarında taşırlar Yahudiler ve özel bir gücü de olduğu düşünülür. Şekina oradadır. Yani bizim Sekine diyebildiğimiz şey. Bir kutsiyeti de var. Din adamları dışındaki kişiler, hatta din adamları hazırlıksız olarak temas ettiklerinde ahit sandığına öldüklerine de anlatıyor mevcut Tana. Şimdi bu kutsal ahit sandığı ile ilgili olarak kerubim denilen bir semavi varlıkların tasviri yapılıyor Tevrat'ta. Ve bunların tasviri de heykel biçiminde ahit sandığına işleniyor. Altından yapılıp işte kanatlı melek tasviri. Şimdi bu da bir tasvir. Ama niye buna göz yumuluyor? Çünkü bu tapınma değil. Dolayısıyla yani bazı işte Hazreti İbrahim'in oğlunu kurban etme kıssasının tasvirinin yer almasında tamam problem yok. Başka ne var? Tasvir olarak sinagoglarda görülen süsleme anlamında, dekorasyon anlamında. İşte yine mabetteki 7 kollu şamdan çok önemlidir bu menora denir. İşte menoranın tasviri. Yine dini ritüellerinde üfledikleri şofar denilen koç boynuzu vardır. İşte bunun tasviri de yine bu sinagoglarda var. Tamam bunların hepsi hem Yahudilikle alakalı unsurlar, dini unsurlar hem de bir tapınma objesi değil. Buna ilaveten ne var biliyor musunuz? Güneş tanrısı ile özdeşleştiren Helios. Bir güneş tanrısı motifi var. Güneş tanrısını çevreleyen zodyak yıldızları. İşte bu 12 burcun tasviri var. Şimdi bunlar pagan unsurlar. Bunlar niye sinagogda yer aldı? Bakın bunlar da şöyle yorumlanıyor. Oradaki Helios'u Yahudiler aldı, Yahve'yi sembolize etmek için kullandılar. Yani bizim yenilmez tanrımız, Helios'un özelliği yenilmez tanrı. Yenilmez tanrımız Yahve'dir. Peki 12 burç yıldız onlar da İsrailoğulları. Yani Yahudileştirerek o unsurları aldılar, kendi bünyelerine dahil ettiler şeklinde. Hani biz Helenist etki Yahudilik üzerinde vardı dedik ya, işte bunlar Helenistik etkinin tezahürleri olarak görülebilir. Şimdi bu noktada işaret etmek istediğim bir husus daha var. Hani biz Tevrat yorum geleneği Rabbiler üzerinden oluşturuldu dedik ya, burayla ilgili olarak da işte farklı görüşler var. Bu yorum geleneği Ferisilerden itibaren devam eden kesintisiz bir gelenek miydi? Çok öyle görünmüyor. Niye öyle görünmüyor biliyor musunuz? Rabbani literatürde Ferisilere fazla atıf da yok. Ferisilerin devamıyız gibi bir ifade de yok. Demek ki kesintisiz bir devam eden bir bağlantı yok.
Ama o ilk Filistinlerin attığı nüveler Rabbani gelenek tarafından bir şekilde devam etmiş. O ortaya çıkıyor. Peki bu Tevrat'ın yorum geleneği ve bu işin bu kadar müesseseleşmesi, Bet Midraşlarda yapılması ve bunun sonucunda işte Talmud denilen bir literatürün, daha sonra işte Midraş denilen tefsirlerin ortaya çıkması. Niye ortaya çıktı bunlar? Bakın şimdi bir iç dinamiklere bakacağız. Mabet yıkılmış. Artık kurban ibadeti yok. Onun yerine Tevrat almış. İşte bu Tevrat'la biz ne yapacağız? Yahudiler muhtemelen bu soruyu kendilerine sordular. Ve bir yorum fikri de var zihinlerinde. Ve deniyor ki, civar toplumlara baktılar. Greklere baktılar, Romalılara baktılar. Roma'nın hukuku var, çok güçlü. O zaman biz bir halaka oluşturmak gerekir. Grek'in filozofları var. Karizmatik liderler, işte Rabbilerin önemi biraz böyle bir Grek filozoflarına bakarak oluşturuldu. Yine Homer, Greklerin elindeki çok önemli bir metin ve bu metin yorumlanıyor, alegorik yorum yapılıyor. İşte Rabbani gelenek de tevhile gidecek yorumu bu unsurlara bakarak oluşturdu şeklinde. Yani sadece iç dinamiklerle açıklamayıp, iç dinamikler kadar hatta daha fazla dış etkilerinde sebep olduğu bir süreç olarak anlaşılıyor bu nokta. Bunun da önemli olduğunu düşünüyorum. Bir de bu dönemde ortaya çıkan bir şiir ya da ilahi geleneği var. Piyut deniyor buna, piyutin. Ve Grekçe poetry'den geldiği düşünülüyor. Yine bunda da Kohenlerin öncülük ettiği kabul ediliyor. Daha sonra ama Rabbiler de etkili olmuş. Ne yapıyor bunlar? İşte kurtuluş ümidi, Mesih'in gelmesi beklentisi, İsrailoğulların seçilmişliği. Bunu vurgulayan böyle sözler, şiirler yazıyorlar dini içerikli. Ve bunlar daha sonra müzik eşliğinde okunuyor ilahi şeklinde mabetler, sinagoglarda. Bugün de hala devam eder. Özel bayramlarında bilhassa okunur. İşte Şabatlarda ve diğer bayramlarda. Bu piyutin bana neyi hatırlatır biliyor musunuz? Burada böyle şimdi Yahudiler sürgünde, işte önce Roma, daha sonra kendi içlerinden çıkan heretik gördükleri Hristiyanlık, Bizans'ın resmi dini olmuş ve Yahudilere hükmediyor, Kudüs'ü ele geçirmiş. Şimdi böyle bir sürgün psikolojisi, işte yani ne diyeyim, mağlubiyet atmosferi, böyle bir ruh hali. Bu coşkulu ilahilerle hem Mesih'in ve kurtuluşun beklentisini diri tutmuşlar, kendilerine de alan açıyor. Hem de bir teselli görevi görmüş. Bana şeyi hatırlatır hep, yani tabii ki teşbihte hata olmaz. Bu Amerika'da köleleştirilen Afrikalıların blues müziği vardır ya, o tarlalarda, hani mısır tarlalarında o zor şartlarda, bizdeki böyle bir uzun hava gibi. Tamam, çok dini içerikli değil belki o ama bir sosyal realiteden ortaya çıkıyor ve bir teselli oluşturuyor. Ona benzer, aradaki fark piyutinin daha coşku ve ümit de içermesi. Böyle bir benzetme yapıyorum ben. Hani dediğim gibi teşbihte hata olmasın bu konuda. Dikkat çekeceğim noktalar. Evet, bir iki nokta daha kaldı. Onları da söyleyeyim. Şimdi biz sinagoglar eni konu müstakil mekanlar olarak oluşturulurken aynı dönemde kiliselerin de ortaya çıktığını görüyoruz. Ve ben şu noktaya da işaret edeyim. Çok benzerlikler vardı kiliseyle sinagog arasında, temel unsurlarda. Şimdi kiliselerde, özellikle de Ortodoks, tipik Ortodoks kilisesine biz baktığımızda ikonostasis denilen bir duvar vardır. İşte genellikle kiliseye girdiğinizde karşıda kalır. İkonalar vardır ağırlıklı olarak ve o ikonostasis duvarın arkasında komünyon ibadetinin yapıldığı yer vardır. Altar denir, bir masa ve işte bu ekmek ve şarap ayini orada yapılır. Ve bu komünyon aslında kurbandır. Yahudi kohenlerin, din adamlarının mabette icra ettikleri kanlı kurbanın yerini Hristiyanlıkta komünyon ayini almıştır. Çünkü artık yeni kurban kim? Hazreti İsa. Hazreti İsa'nın kanı ve etini tadarak, onunla birleşerek işte o kurban ibadeti görülür. Ve
Papazlar bir nevi Kohen gibidir. Yine o ritüel kıyafetlerin içinde o yeni kurban ayinini icra ederler. Şimdi sinagoglardaki manzara ne? Biz ne dedik? Tevrat hem mabedin hem kurban ibadetinin yerini aldı. İkonostas yerine kutsal dolap var. Ahit dolabı. Ve bu aynı zamanda ahit sandığının da yerine geçiyor. İçinde Tevrat ruloları var. Artık kurbanın yerini alan şey Tevrat'tır. Tevrat'ı okumak işte kurban ibadetinin yerine geçiyor. Kohenlerin yerine de, Kohenler zaten bir müddet sinagogda da etkiliydi. İşte Rabbiler var, işte ibadeti yürütenler var. Ve her iki gelenekte de kutsal metinden okuma var, vaaz geleneği var. Bakın ne kadar benzer değil mi? Yahudilik ve Hristiyanlık. Şimdi buradan başka bir sonuca ben gideyim. Şimdi ne dedik? Yahudilik, eski İsrail mirasına dayansa da aslında onun bir yorumu dedik. Bu yorumu nasıl ortaya koydular? Kutsal metin üzerinden. Şimdi Tanah, Yahudilerin kutsal metni. Hristiyanların kutsal metni nedir? İlk planda eski ahit. İnciler ortaya çıkmadan önce de zaten okuyorlardı eski ahit. Yeni ahit ortaya çıkmadan önce de okuyorlardı. Eski ahit ve Tanah, eski İsrail'den kalan kutsal metin. Yahudiler Rabbani gelenek yoluyla yorumluyorlar Tanah'ı, ortaya Yahudilik çıkıyor. Hristiyanlar yeni ahit üzerinden yorumluyorlar, ortaya Hristiyanlık çıkıyor. Dolayısıyla Yahudilik ve Hristiyanlık, yani tabii ki Yahudilik, Yahudi cemaatler Hristiyanlardan önce. Ama din olarak aslında oluşumu açısından, sistemleşmesi açısından çağdaş iki din Yahudilik ve Hristiyanlık bu açıdan bakarsak. İkisi de kutsal metnin yorumlanması. Ve biz sonraki safhalarda görüyoruz ki Yahudilik müthiş şekilde Hristiyanlıktan da etkilenmiş. Yani sadece Hristiyanlığı etkilememiş, Hristiyanlık o Yahudi cemaatlerin içinden çıkmamış. Aynı zamanda Hristiyanlıktan da etkilenmiş. Ve ben diyorum ki, Rabbani gelenek, Tevrat'ın yorumu, tamam, Homer okumasını ölçü olarak almış olabilir. Grek filozoflarının fonksiyonları ölçü olarak alınmış olabilir. Roma hukuku ölçü olarak alınmış olabilir. Ama aynı zamanda ortaya çıkan yeni ahit literatürüne de bir cevap oluşturuyor Rabbani literatür. Bunu yine kutsal metin bahsinde bu hususa temas edeceğim. Yani aslında birbirinin çağdaşı, birbirinin rakibi ve birbirine göre konumlanmış iki din olarak görmemiz gerekiyor Yahudiliği ve Hristiyanlığı sistemleşme sürecinde. Yoksa tabii ki Yahudi cemaat bazında Hristiyanlardan önce. Farklı Yahudilik anlayışları vardı tabii ki Hristiyanlar ortaya çıktığında. Ama bugünkü Yahudiliği belirleyen Rabbani literatür yoktu Hristiyanlık ortaya çıktığında. Düzenli dua geleneği, Tevrat çalışması vesaire vesaire bunlar hep Hristiyanlığa paralel olarak ortaya çıkmış alanlar. Ve bugün Yahudilik dediğimizde bunu anlıyoruz. Bu noktanın da yine önemli olduğunu düşünüyorum. Unuttum tabii notlarımda farklı konular vardı. Babil Yahudiliği ile ilgili de kısaca şunu söyleyeyim. Babil Yahudiliği, şimdi sürgüne giden ve dönmeyen Yahudilerin oluşturduğu bir Yahudi cemaat. Şimdi bunlar sürgüne gittiler, kendilerini ve eşraftı bunlar. Aristokrat kesim, yönetici sınıfı, alim sınıf vesaire. Ve ben şeyi mantıklı buluyorum. Yani kimi araştırmacılar diyor ki ne hikmetse diyor sürgüne gidenler sürgün kimliği yok etmek için yapılır. Bir baskı unsurudur sürgüne göndermek. Ne hikmetse bunlar dinlerini daha da ihya ederek döndüler ve Yahudilik de sürgün Yahudilerin eseri. Ama bunda çok da şaşacak bir şey yok. Çünkü yönetici sınıf gitmiş, alim sınıf gitmiş. Kalanlar, Yahuda'da kalanlarsa cahil sınıf. Ve gidenler aynı zamanda zanaatkarlar. Onu da söyleyeyim. Ve Rabbani gelenek daha sonra şöyle yorum yapıyor. Oradaki işte zanaatkarlar, işte kuyumcuydu, demirciydi vesaire. Onlardan kasıt aslında Tevrat çalışanlardır. Tevrat çalışmak da bir zanaat çünkü. Şeklinde yorumlar yapılıyor. Ve zaten şöyle şimdi Talmud, iki Talmud vardır. Bir Filistin Yahudilerinin oluşturduğu Talmud, bir de Babil Yahudilerinin oluşturduğu Talmud. Filistin Talmud'u ve Babil Talmud'u denir. Babil Talmud'una biz baktığımızda din alimleri ne diyorlar biliyor musunuz? Biz Ezra'ya müteşekkiriz. Ben biraz meyalen söylüyorum.
Sürgüne zaten kaymak tabaka gitmişti. Sürgünden dönenler de kaymak takımının en alt tabakasıydı. Bize en saf tabakayı bıraktı. Bu şekilde yorumlar yapıyorlarsa kaymağın kaymağı kaldı. Ve bunlar da Babil Yahudilerinde şu noktaya işaret ediliyor. Daha çok literatür üzerinden tabii ki, yani Rabban literatür üzerinden. Babil'e sürüldüklerinde niye? Niye Tanrı bizi sürdü ve niye Babil? Diyorlar ki, tabii ki Babil olmalı. Babil bizim ata yurdumuz. Tamam, yani Filistin'de ata yurdu da Babil daha önceki ata yurdu. Kim Babil'den geliyor? Hazreti İbrahim. Biz İbrani atalarının çıktığı yere döndük. Ve diyorlar ki, genellikle Tanrı ile İsrailoğulları arasındaki ilişki Tevrat'ta bazı metaforlar üzerinden açıklanır. İşte karı koca, baba oğul, anne çocuk, işte yönetici yönetilen, çoban sürü vesaire gibi. Diyorlar ki işte Tanrı bir koca, karı koca metaforu kullanıyor burada. Tanrı bize kızdı, biz ahit yapmıştı, evliydik yani Tanrı'yla diyorlar. Bize kızdı. Bir erkek karısına kızınca ne yapar? Annesinin evine gönderir. Bizi annemizin evine gönderdi Babil. Ve bizim bildiğimiz, yani bizim aşina olduğumuz bir yer. Ve bu bizi aslında onore etmekte, bizi kapıya atmadı. Hiç bilmediğimiz, aşina olmadığımız bir yere de göndermedi. Ve burada kimliğimizi bulmamız için de bu iyi bir şey. Ve Babil aslında kutsal bir yer. Tamam, Filistin kutsal, yani Kenan topraklar, ama Babil de hiç önemsiz değil şeklinde. Böyle orada ayakta durmanın yollarını aramışlar. Ve Babil Yahudiliğinin de önemli ölçüde Pers etkisinde olduğu söylenir. Özellikle mesela Filistin Talmud'una göre Babil Talmud'unda için spekülatif tarafı daha yoğundur. Agada tarafı yani. Halaka tamam, ikisinde de var. Ama Agada'da hangisi daha güçlü dediğinizde Babil Talmud'u. Halaka açısında da tartışma gücü yine Babil Talmud'unda daha ileridir. O da şeyle açıklanır. Filistin Talmud'u miladi İşte 4. asrın ortalarında işte Roma Hristiyanlaşmış, baskı görmeye başlıyor Yahudiler ve bir an önce derliyorlar. Yani tam devam edebilecekken süreç, yorum süreci erken kapanıyor. Babil Talmud'u ise önce Part döneminde, daha sonra Sasani döneminde daha toleranslı bir ortamda oldukları için daha uzun süre devam ediyor, 600'lerin başına kadar. Yorum geleneği devam ediyor ve o yüzden daha güçlü bir yorum ve tartışma vardır denir. Babil Talmud'u onun için daha kıymetlidir ve ağırlıklı olarak da Yahudi akademilerinde Babil Talmud'u çalışılır. Günümüze kadar devam eden bir gelene. Şunu söyleyecektim, Babil Talmud'unda mesela büyüydü, melek inancıydı, şeytandı, cindi, bu tür muska, zikirler, taslar, özel büyü bozmak için mesela çok böyle görürsünüz siz tas resimleri. Eğer şöyle spiral yazılmışsa o bilin ki büyüyle alakalı. Evet, bu tür şeyler bulunmuş Babil'de, hem de bu literatürlerine de yansımış. Yani Perslerin etkisini de orada görmek mümkün. Ve birbirini tamamlayan iki cemaat olarak da görebiliriz Babil'i ve Filistin Yahudiliğini. Evet, yani toparlayayım ben. Bu haftalık bu kadar olsun. Bir dahaki derste buradan devam ederiz inşallah.